Evet, tekrar merhaba. Şimdi sizlerle kain ne demek, yıkıcı ne demek, çığır açıcı ne demek bu konular hakkında bilgi vermek için bu bölümü sizlere hazırladım. Radikal inovasyon mevcut bilgiyi kullanmaz. Teknolojiye dayanır, yeni bilgi ve teknoloji hakimdir. Pazarın yörüngesini değiştirir, tüketici yararına geliştirilen bir yeniliktir ve radikal inovasyon geldiği zaman artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yarattığı katma değer yıkıcı bir etki yaratır, eskileri pazardan siler. Mevcut oyuncular artık o pazarda yer alamaz. Pazarın büyümesine yeni kullanıcıların katılmasına odaklanmıştır. Yıkım, kullanıcıların veya müşterilerinin önemli bir kısmı tarafından yenilik kabul edildiğinde ortaya çıkmaya başlar. Yeni kullanıcılara hitap eder, yeni pazarlara değer ağlarına hitap eder. Yıkıcı yenilikler genellikle düşük maliyetlerdir, daha az kaynak gerektirirler işte. Yerine geçtiği ürün hizmetten daha ucuza daha az maliyetli olur ve sektörün yapısını bozar. Arttırımsal inovasyon ne demektir? Burada Greg Stale'in güzel bir sözü var. Her türlü inovasyonun ilk versiyonları kesinlikle kaynakları verimsiz kullanır diyor. O halde biz arttırımsal inovasyon nedir? Böyle işte Kaizen'in bir başka türlüsü diye düşünebilirsiniz. Arttırımsal inovasyondaki amacımız radikalden farklı olarak maliyeti azaltmak, verimliliği arttırmak, ürünü hizmeti yeniden konumlandırmak için yaparız. Yeni bir pazar hedeflemeyiz. Mevcut pazardaki yayılımımızı arttırmak isteriz. Ve ağırlıklı olarak süreçlerimizin üzerinde süreç inovasyonu yaparız. Sadece rakiplerde olan bir kısım küçük yenilikleri, bizim özellikleri, bizim ürünlerimize veya süreçlerimize eklemek isteriz. Ve amacımız ürünümüzün veya hizmetimizin yaşam ömrünü eğrisini uzatmak veya sürdürülebilir kılmak amacıyla yapılır. Daha az risklidir. Kimseyi kırmaz, yıkmaz, kural değiştirmez ve bilinen pazarlarda uygulanır. O halde artırımsal ve radikal inovasyonları böyle karşılaştırırsak, ne radikal inovasyon diyeceğim ben şimdi dersek, artırımsal inovasyonlarda etki süresi kısa dönemlidir. Radikal inovasyonlarda 10 yıl ve daha uzundur. Radikal inovasyonlar beklenmeyen olaylar ve keşiflerle bir kırılma yaratırken, artırımsal inovasyonlar doğrusal, eğimli bir ve süreklilik içeren bir karakter çizerler. Fırsatlarda radikal inovasyonlar farklı aşamalarda karşımıza çıkarken biz artırımsal inovasyonlarda fırsatları öngörebiliriz. Artırımsal inovasyonlar genellikle tanımlı ve onaylı ilerlerken radikal inovasyonlarda belirsizlik süreci çok yüksektir. Radikal inovasyonlarda oyuncular, informal ağlar ve değişen oyuncular vardır. Halbuki artırımsal inovasyonlarda tanımlı sorumluluk alanları içerisinde artırımsal inovasyonları gerçekleştirebiliriz. Radikal inovasyonlarda örgütsel yapımız zamanla çok değişir ama artırımsallarda mevcut örgüt yapımız içerisinde gerçekleştirebiliriz. Radikal inovasyonda yaratıcılık ve beceri ile kaynaklar çok değişir. Halbuki artırımsal inovasyonu daha net bütçelerle tanımlayabiliriz. Radikal inovasyonlarda informal katılımlar çok yoğundur. Halbuki diğer bölümler artırımsal inovasyonlara tanımlı bir dersinde katılırlar. Ve bunu son örnek olarak artırımsal ve radikal inovasyonlarda örnek olarak cep telefonlarını vermek istiyorum. Sabit telefonlardan cep telefonlarına geçmek radikal bir inovasyondur. Tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara geçmek de radikal bir inovasyondur.
O ilk çıkan akıllı telefonların, ekranlı telefonların önce küçülmesi, şimdi giderek büyümesi, tabletle birleşir hale gelmesi bir artırımsal inovasyondur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.